TR724 YouTube kanalında Yüksel Durgut'un "Taliban Afganistan'ı nasıl bu kadar hızlı ele geçirdi?" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Taliban, pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'i yeniden ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da başlattığı teröre karşı savaşı 20 yıl sonra Afgan hükümetinin çöküşüyle sona ermiş oldu. Başkent Kabil, ülkenin geçmişinde hiç bu kadar çabuk el değiştirmemişti. Taliban'ın Kabil'i en son ele geçirdiğinde büyük can kayıpları yaşanmıştı. Bu çatışmaların ve direncin en büyük nedeni şu anda farklı ülkelerde kendi sürgünlerini yaşayan savaş lordlarıydı. Abdülraşit dostum, Gülbettin Hikmetyar, Ahmet Şah Mesut gibi savaş lordları Taliban'ın bir önceki ilerleyişini büyük ölçüde durdurmuşlardı. ABD ve NATO'nun Afgan güvenlik güçleri oluşturmak için harcadığı milyarlarca dolara rağmen Taliban Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçirdi. Afgan ordusu ülkenin kuzeyinden güneyine Taliban'a karşı bir direnişte bulunamadığı gibi safları terk ederek ellerindeki cephanelikleri de Taliban'a teslim etti. Pazar günü boyunca Kabil'in semaları çoğu Amerikalı ve yerli müttefikleri tahliye bölgelerine taşıyan helikopterlerle doluydu. Askeri helikopterler büyükelçilik yerleşkeleriyle havaalanı arasında mekik dokudular. Bu ayrılışın ardından Afganistan cezaevlerinde bulunan IŞİD üyelerinin de olduğu binlerce mahkum serbest bırakıldı. Cezaevlerinin boşaltılması halkın içinde de büyük bir panik yarattı ve halk ülkeyi terk etmenin yollarını aramaya başladı. Paniğe kapılmış kalabalıkların ve Kabil'deki Taliban savaşçılarının kaotik görüntüleri hükümetin çöküşünü ve Amerika'nın geri çekildiğini gösteren bir tabloyu netleştirmiş oldu. Kabil'in düşmesi ve bu kadar hızlı ve sessiz bir şekilde Taliban'ın eline geçmesi Amerikalı yetkilileri bile hayrete düşürdü. Taliban savaşçıları pazar günü Afgan başkentine ilerleyişini sürdürdü ve merkezi hükümetin koşulsuz teslim olmasını istedi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'e doğru ilerleyeceği haberleri üzerine ülkeden kaçtı. Taliban'ın kısa süre içinde Kabil'deki başkanlık sarayından Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmesi bekleniyor. Taliban müzakerecilerinin yetki devrini görüşmek üzere pazar günü zaten Kabil'de oldukları ifade ediliyordu. Bu söylentiler Taliban'ın Katar'daki görüşmelerde kapalı kapılar ardında başka anlaşmalar da yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi. Bu yüzden başkent çok sessiz bir şekilde el değiştirmiş oldu. Yıllarca Amerika ve Afgan güçleri ülkedeki kilit tedarik zincirlerini ve büyük şehirleri kontrol etmeye odaklanarak Taliban'ı Afganistan'ın engebeli iç bölgelerine girmeye zorladı. Taliban, ülkenin dağlık kırsal alanlarında gücünü korudu ve bu bölgeleri Amerikan kuvvetleri çekilmeye başladığında toprakları ele geçirmek için saldırı üsleri olarak kullandı. Taliban stratejik sınır geçişlerinin kontrolünü elinde tutarken ülke dışındaki güçlerini canlı tutmak için silah ve diğer önemli malları kaçırmalarına izin verdi. Mayıs ayında Afganistan genelinde kapsamlı bir askeri saldırı başlattı. Taliban güçleri Ağustos ayında ülkenin eyaletlerindeki büyük şehirleri ele geçirmeye başladığında panik ve moral çöküş Afgan ordusunda da hissediliyordu ve bu gelişme Taliban'ın ilerlemesine yardımcı oldu. Afgan hükümetinin ülke üzerindeki kontrolü son haftalarda baş döndürücü bir hıza ulaştı. 10 gün önce Taliban ülkenin hiçbir eyaletinin başkentini kontrol edememişti. Şimdi bu şehirlere ve ülke topraklarının tamamına hükmediyor. ABD birliklerini Afganistan'dan çekme kararı eski başkan Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la yaptığı anlaşmanın bir parçasıydı. Bu anlaşmaya göre Amerika tüm güçlerini geri çekmeyi kabul etti. Karşılığında Taliban, El-Kaide ile bağlarını koparma ve Amerikan güçlerine yönelik saldırılarına son verme sözü verdi. Trump yönetimi, Amerikan güçlerini geri çekmeye başladı ve görevden ayrıldığında Afganistan'da yaklaşık 2500 Amerikan askeri kalmıştı. Başkan Joe Biden göreve geldiğinde Amerika'nın savaşa katılımını sona erdirme planlarıyla devam etmeye karar verdi. Ancak Amerikan birliklerinin geri çekilmesini erteledi. Biden başlangıçta 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tüm ABD güçlerini ülkeden çekeceğini söyledi. Daha sonra Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmenin zamanının geldiğini savunarak çekilme tarihini 31 Ağustos'a çekti. Biden bu kararını Afganistan'ın kazanılamaz bir savaş ve askeri çözümü olmayan bir çatışma olduğu sonucuna vardıktan sonra aldığını ifade edecekti.
Amerikan birliklerinin çoğu Temmuz ayında ülkeyi terk ederken Afgan ordusu Taliban'a karşı hava saldırılarını sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'taki Dünya Ticaret Merkezlerine ve Washington'ın hemen dışındaki Pentagon'a yönelik 11 Eylül terör saldırılarının ardından Başkan George W. Bush yönetimi Ekim 2001'den bu yana Afganistan'da askerlerini konuşlandırıyordu. ABD ülkesindeki saldırıyı planlayan ve Taliban'dan destek alan El-Kaide militanlarının peşine düşmüştü. ABD ve Rusya'nın Afganistan'da Soğuk Savaş'a kadar uzanan uzun ve karmaşık bir geçmişi var. Sovyetler Birliği 1979'da ülkedeki komünistler öncülüğündeki bir hükümeti desteklemek için Afganistan'ı işgal etti ve sonunda müdahale etmeye karar veren Amerika ile burun buruna geldi. Reagan yönetimi sırasında Amerika, mücahitlere yani diğer bir isimle direniş savaşçılarına uçak savar füzeleri ve benzeri yardımlar göndererek ülkedeki dengeleri değiştirmiş oldu. Amerika'nın dahliyle Afgan çıkarması Sovyetler Birliği için bir bataklığa dönüştü. Moskova'ya milyarlarca dolara mal oldu ve Kızıl Ordu'nun itibarına büyük bir darbe vurulmuş oldu. Rusya 1980'lerin sonlarında Afganistan'daki güçlerini geri çekti. Savaşta 15 binden fazla Sovyet askeri öldü. Son birkaç yıldır Rusya Taliban'ı desteklemeye başladı.